Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılız, nasıl gidiyor? Güzel bir şekilde çalışıyoruz değil mi? Kitapları parçalıyoruz, paramparça ediyoruz kitapları. Çözemediğimiz soru kalmıyor değil mi? Çözemediğiniz sorular önemli. Varsa çözemediğiniz sorular işaret koy. Genel tekrarı yaparken o sorular üstünden git dedik. Bakın benim hep söylediğim bir şey var. Bir testteki testi çözdüğünüz zaman 16'da 16 yaptığın zaman çok mutlu olma. O testi demek ki biliyormuşsun. Ama o teste 16'da 14 yaptıysan o iki tane yapamadığın soruyu öğrenecek bir şeyler öğrendiysen, yeni bir şey öğrendiysen o test sana bir şey kazandırmış demektir. Onun haricinde öbür testi çözmek sana hızlandırır, pekiştirme yaptırır. Ama asıl öğretici olan yapamadığını öğrenmektir. Tamam mı? Şimdi aritmetik dizilerin ilk en terimlerinin toplamlarına geldik. Bu aslında sayılarda ardışık sayılarda yaptığımız bir şeydi. Bak ardışık sayıların mesela bize verdi işte 5 8 11 14 17 20 böyle bir dizi verdi ardışık sayılarda. Bunların toplamını bulmayı biliyorduk değil mi? Neydi o en genel toplam formülümüz? Terim sayısı çarpı ortanca terim Şimdi terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir yapıyorduk. Ortanca terimi bulurken ne yapıyorduk? Son terimle ilk terimi ilk terimi toplayıp yarısını alıyorduk. İşte buradaki formül bunun aynısı hatta çok kolay olacak. Burada çünkü terim sayısını hesaplamaya uğraşmayacağız. Terim sayısını bize söylemiş olacak. İşte son terim artı ilk terim bölü ikisi var bir. Tamam mı? Bu da bu formülde de var zaten. Bu formülü bilen onu da biliyor demektir. Şimdi gelelim. SN. Esen. SN'in ne demek olduğunu söylemiştik. İlk N terim toplamı. Mesela S10 ne demekti? A1'den başlayıp A10'a kadar bul. S9 ne demekti? A1'den başlayıp nereye kadar topla? A9'a. Mesela S10'dan S9'u çıkarınca neyi bir veriyordu bize? Bunu dizilerde yaptık. Direkt neyi veriyordu sadece? A10'u veriyordu. 9'a kadar olanlar götürüyordu. Bu mantıklar yine kullanılacak. Şimdi Sn demek ne demektir arkadaşlar? İlk n terimin toplamı. Şimdi işte ilk n terimin toplamı diyorsak demek ki bu dizide kaç terim var? N tane terim var terim sayısı ile uğraşmadım. En terim var. Son terim ve ilk terim. İlk terimim ne? A1. Son terimim ne? An bölü 2. Bak o formülün bire bir aynısı. Terim sayısı çarpı birinci terim işte kaçıncı terime kadar git diyorsa onuncu terime git diyorsa A10 yazacaksın bölü 2. Hocam ispatı nasıl? İspatı şöyle. Çok böyle ayrıntısına girmeden ispatının da nereden geldiğini de göstereyim. Yani ayrıntısına girmeden ispat olmaz tabii göstereceğiz. Ama son halini yazmayacağım sadece. Şimdi A1 A1. A2 neye eşit? A1 artı R. İşte A3 neye eşit? A1 artı 2R. Yani hep bildiğimiz yerden geliyor aslında. İlk N terimin toplamını istiyorsa AN dediğimiz neye eşit? A1 artı N-1 eksi çarpı R. İşte ilk N terimin toplamı diyorsa bunları ne yapacağım? Toplayacağım. Burayı SN ile gösteririz. Şimdi burada kaç tane A1 var? N tane A1 var. Artı bunların hepsinde neler ortak? R'ler ortak. R parantezini alıyorum. Bunun R'sini alırsam 1. Bunun R'sini alırsam 2. Sonuncunun R'sini alırsam N-1 kalıyor. İşte bu ifadeyi düzen şu şurası nedir? Aritmetik terimlerin toplamlarıdır. N-1 çarpı N bölü 2'dir. Düzenlediğinizde bu formüle dönüşüyor. Aslında bildiğimiz Terimleri yazıp alt alta toplama mantığından geliyor. Başka bir şey yok. Heh, şimdi formülümüzü tekrar söyleyelim. İlk n terimin toplamı diyorsa n'i yazacaksın başına. İlk 20 terimin toplamı diyorsa 20 yazacaksın. A1 yazacaksın. İlk 20 terimin toplamını diyorsa A20'yi bulacaksın bir de. Böyle iki bu kadar. Aha verdim örnek. Aynı aritmetik dizisinde tabi aritmetik dizi olacak. İlk 16 terimin toplamı S16 eşittir. Kaç yazıyorsa burada onu yaz. Çarpı yap. Aç parantezi. A1 yaz. Bir terim. Son terimim ne? 16 dediği için 16 bölü 2 bitti. Şimdi A1'i vermiş zaten. Sildim A1 yerine ne yazdım? 5 yazdım. A16'nın neye eşit olduğunu biliyorum ben. A1 artı 15R olduğunu bilmiyor muyum? Evet. O zaman yazıyorum. Yani buradakini de A1'e dönüştür işte. Ne oldu? A1 artı 15R. R'yi de biliyorum. Bunu da biliyorum. O zaman A1 yerine ne yazıyorum? 5 yazıyorum. Artı R yerine 4 yazıyorum. 15'te 4'ü çarptım. 60 yaptı. Demek ki bu da sildim. Kaçmış burası da? 65'miş. Bitti. E S16 eşitmiş. Şunları da sadeleştir. 8 olsun burası. 8 çarpı 70 yaptı. Çarptım 56 bir 0 geldi. 560 eşitmiş. Bu kadar. Tek formül tamam mı? Şimdi ispatını yaptık burada sildik. Geldik 68. sorumuza bakalım o zaman. Şimdi AN aritmetik dizinde S7, şey A7 ve A11'i vermiş. S20'yi sormuş. S20 ne demek? İlk 20 terimin toplamı yaz onu bir. S20 formülü öğrendin değil mi? Terim sayısı. 20. Çarpı hep birinci terim A1. ilk 20 terim diyorsa A20 bölü 2. Bitti. O zaman A1'i bulacağım. A20'yi bulacağım. 2'ye böleceğim. 20 ile çarpacağım. Şimdi A1 ile A20 indislere bir bakıyorum. Bir kurnazlık var mı bakıyorum. İndislerini topladım 21 yaptı. İndislerini topladım 18. Alakasız. O zaman bir kere kenarda çözelim bu soruyu. Hemen A1 ile A11 ile A7 arasındaki bağıntı yazayım ben. A11 eşittir A7 artı çıkardım kaç R? 4 R. A11 kaç? 18. A7 kaç? 10. Artı 4 R. Attım onu bu tarafa. 8 yaptı. 8 eşittir 4 R. Her iki tarafı 8'e böldüm. R'miz ne oldu? 2. Tamam R'yi buldum. O zaman şimdi hemen A1'i bulalım. Tamam mı? A1'i bulalım. A7 eşittir. Bir tanesini kullanıyorum. İstediğimi kullanayım. A7 eşittir. A1 artı kaç R'ydi? 6 R. 6R. O zaman A7'miz kaça eşitti? 10'du. A7'miz 10'du. E, ee, A1 artı R dediğimiz kaçtı? 2 idi. Yazdım 12 oldu. 2 yazdım buraya. Attım karşıya. A1'imiz kaçmış? Eksi 2 imiş. Tamam bu da tamam. Bir de ne lazım tabi bize? A 20 lazım. Onu da yazalım. A 20 eşittir. Hangisi cinsinden yazıyorsan fark etmez. A 1 cinsinden. A 11 cinsinden yazayım bu sefer. Hadi kafan karışmasın. A 1'li yazayım. A 1 artı kaç R olacak? 19 R. Şimdi o zaman A 20 eşittir. A 1'imiz eksi 2 idi. R'miz 2 idi. 19 ile 2'yi çarptım. 38 artı 38. O zaman A 20'miz kaç oldu? 36. Tamam bitti iş artık. Bir kere şununla da şunu sadeleştirelim. Şurada 10 olsun. A 1'imiz kaçtı? Eksi 2 idi. A 20'miz 36 idi. Topladık 34 yaptı. 10 ile çarptım. Sorumun cevabı 340 oldu. Yani uğraştıran kısmı toplamı bulmak değil. Şuradaki A1 ile A20'yi bulduk sadece. O da baştaki yaptığımız işlemlerin birebir aynısıydı. Hadi bakalım sorularda başka nasıl gelecek bunlar? Bir yanları inceleyelim. Evet şimdi toplamda başka nasıl şeyler çıkacak? Karşımıza nasıl kullanacağız? Bakalım. Şimdi yine standart vermiş A13, A33, S45'i istiyor. Ne demek S45? İlk 45 terimin toplamı. Terim sayısı 45 çarpı birinci terim artı son terim yani 45. terim bölü 2. Şimdi biraz önceki soruda a1 işte o kaçsa a buradaki sayıyı bulup bölmüştük, çarpmıştık. Şimdi burada bir çakallık var yalnız. Şimdi o çakallığı görmem lazım. Şimdi indislere iyi bak. Kaç yapıyor indislerinin toplamları? 46 yapıyor. Şimdi sorudaki verilen bilgilerin indislerine bak. Onlar da 46 yapıyor. Ne dedik? Eşit sayıda İndisleri toplamları eşit olan terimler birbirlerine eşittir. Yani burada A13 ile A33'ün toplamı A1 ile A45'in toplamına daima nedir? Eşittir. Uzun uzun uğraşmama gerek yokmuş o zaman. O zaman 45 çarpı topladım bunları kaç yaptı? 20 yaptı. Bölü 2'm var bir de. Sadeleştirdim. 10 sorumun cevabı 450. Eğer bu özelliği görmezsen. Biraz önceki sorudaki yaptığımız gibi tek tek uğraşmak zorundasın. Önce r'yi bulacaksın. Ondan sonra a1'i bulacaksın. a45'i bulacaksın. İş uzayacak. Bu şekilde mantıkları indislerin toplamlarını kullanırsan çoğu soruda çok rahat edersin. Hadi bakalım 70. AN aritmesi dizisinde Sn S10 185'miş. A1'i vermiş. r kaçtır diyor. Şimdi soruda formülle çözebiliriz. Nasıl formülüm? S15'in formülünü bir yazarım. S15 eşittir ilk 15 terim çarpı A1'i biliyorum 1 artı ne yazacağım buraya? A15 bölü 2. Bunu biliyorum. S10'un da formülünü yazayım. S10 ilk 10 terim 10 çarpı A1'i biliyorum 1 artı A10 bölü 2. İşte bundan bunu ne yapmış? Çıkarmış çıkarınca sonucun kaç olduğunu bulmuş. 185 olduğunu. Şimdi bu soruda şöyle yapacağım yalnız. Burayı A10, A15 olarak bırakma. Oraları da A1'e çevir. Hemen de ki A15 eşittir A1 artı 14 tane R'dir değil mi? O zaman A15 dediğimiz eşittir. A1'imiz 1'di. Artı 14R. Yani bunun yerine bunu yaz. Sonra A10 lazım. A10 neye eşit? A1 artı 9R'ye. A10 eşittir. A1'in 1 artı 9R. Ye. Bunun yerine de bunu yaz. Ondan sonra çıkar ki direkt R gelsin. A15 ile A10'u kullanamayız çünkü. Şimdi bundan bunu çıkaracağım. 15 çarpı bunun yerine bunu yazdım. 14R artı 1 yazdım. Bir de burada var. Bak şunu yazıyorum yerine şaşırma. 1, 1 daha 2 artı 14R bölü ikisi var bunun. Eksi şimdi S15 eksi S10'u yazıyorum. Şu A10'un değerini yerine yazıyorum. Bir burada var bir burada var. Şu 10'u bir yazalım. 2 yaptı. Bir de ne var? Artı 9R var. Bölü 2'miz var. İşte burası kaça eşitmiş? 185'miş. Gerisi kuru işlem. Şu paydalarımız böyle kalsın isterseniz veya sadeleştirebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ee, burada neyi sadeleştirelim? 2 ile şunu sadeleştirelim. Burada 5 kalsın. Burada 2 ile sadeleşen yok ama şurayı 2 parantezine alırsanız 1 artı 7 R yapar. Yoksa uzun uzun uğraşacaksınız. 2'leri götürdüm. Şimdi burada 15'i içeri dağıtıyorum. 15'te 1'i çarptım. 15. 15 ile 7'yi çarptım. Artı 105 R geldi. Şimdi eksi dağıttım 10. Eksi 5'i dağıtıyorum. Eksi 45 R geldi. Eksi 45 R geldi. Neye eşitmiş? 185'miş. Hadi bitirelim işi şimdi. 105 R'nin 45 R'si gitti. 60 R yaptı. 15'in 10'u gitti. 5. 5'i de karşıya attım. Eksi olarak geçti. 180 R dediğimiz 3'e eşit olmuş oldu. Soruda da onu soruyor zaten. Tamam mı bu şekilde soruyu çözebilirsin. Veya formül kullanmadan çözmeye kalkan olur mu diye düşündüm. Formül kullanmadan çözmeye kalkan şunu yapabilir. Bu nedir? A1'den A 15'e kadar olanların toplamı Burası da a1'den A10 A 10'a kadar bundan bunu çıkarırsanız ne kalır? A11 artı a 12 artı a13 artı a14 artı A15. Neye eşit? 185. Dikkat et şimdi. Şununla şunun toplamı indisleri toplamları 26 yapıyor. 2A13. Bak hızlı çözüm bu. Bununla bunun toplamı 2A13 de burada. 2 4 bir tane de burada. 5 tane A13 eşittir 185. Her iki tarafı böldüm 5'e. A13 eşittir. 3 ee, 37. Şimdi A13'ü A1 cinsinden yazıp işi bitir. A13 eşittir. A1 artı 12R diyorum. 37 eşittir. 1 artı 12R. 1 at 36 eşittir. 12R. R eşittir 3. Tamam mı? Yani iş söylediğime geliyor. Diziler konusunda aritmetik dizi sorularını kesin çözersin. Ama bazısı böyle çözer. Bazısı böyle çözer. Tamam mı? Önemli olan nereden bakış açının nereden olduğu çok kısa çözümler de var. Bunları kafadan çözenler de var. Yani böyle bir mantık oluşturup kafadan yapanlar da var. Hadi bakalım şimdi 71. sorumuz. Diyor ki bir sınıftaki 6 öğrencinin kalemliklerinde toplam 54 kalem vardır diyor. Kalemleri aritmetik dizi oluşturuyormuş. O zaman 6 kişi mi var? A1, A2, A3, A4, A5, A6 aritmetik diziymiş. Toplamları yani S6 dediğimizin toplamı ilk 6 terimin toplamı kaçmış? 54'müş. En az kalemi olanın 4 kalemi varmış. A1 kaçmış? 4'müş bunu soruyor. Tamam mı? Şimdi burada formül kullanmadan yapın soruyor Bak mesela ben nasıl çözerim bu soruyu hemen? 4 artı R, 4 artı 2 R, 4 artı 3 R. Küçük çünkü 4 artı 4 R, 4 artı 5 R. Bitti. Bitti. Toplarım şimdi. 4, 8, 12, 16, 20, 24 artı 5, 9, 12, 14, 15 R. 25, 4, 8, 12, 16, 20, 24 artı 5 çarpı 6 bölü 2, 15 R. Kaça eşitmiş? 54'müş. Attım 24'ü karşıya. 15 R eşittir 30 oldu. R'miz kaçmış? 2'ymiş. R'miz 2 ise o zaman demek ki bu 6, bu 8, bu 10, bu 12, bu da 14. Böyle yapabilirsiniz soruyu. Bu en kolay çözümü. Şimdi formülle yapmak isteyen de ne yapacak? S6 eşittir. 6 çarpı A1'i biliyorum 4 artı A6 bölü 2 diyecek. Şimdi A6 yerine de ne yazacak? Ne yazacak A6 yerine? A1'li. A1 artı 5R'yi yazacak. Tamam mı? Şunları sadeleştirdim 3. Ne geldi buradan şimdi? 3 çarpı şu A1 yerine bir 4 daha yazdım. 4 ile 4'ü topladım. 8 artı 5R. Kaça eşitmiş? 54'müş. Bak her iki tarafı 3'e böl. 18. 8'i karşıya at. 10. 5R 10. R 2 yine karşına çıkacak. Ondan sonra A6 eşittir. A1 artı 5R diyerek sorunun cevabını kolaylıkla bulursun. Önemli olan nasıl yaklaştın? Evet bir 4-5 sorumuz daha var. Güzel sorular var. Onlara da bakalım. Hadi. Evet şimdi arkadaşlar sınavda böyle problem kalıbına daha dönük aritmetik dizi, geometrik dizi soruları gelebilir. Geometrik dizide çok olmaz da aritmetik dizide büyük ihtimalle böyle problem tarzında sorular olacak. Ve arkadaşlar bakın konu anlatımlarının altına özellikle AYT'nin altına işte TYT'de de var da işte hocam yeni nesil sorular ekleyin. Arkadaşlar bakın ben size konuları öğretiyorum. Yeni nesil soru tahta olmaz. Ben en baştan beri şunu anlatmaya çalışıyorum. Yeni nesil konu yok arkadaşlar. Konunun içerisine sana üç tane resimli soru attı diye hoca yeni nesil konu anlatmış olmuyor bak. Bunu beyninize bir sokun. Herkes böyle bir algının peşinde koşuyor. Önce sen bir konuyu öğrensene. Konuyu öğrendikten sonra hocam yeni nesil soru çözemiyorum. O senin sorunun. Orada demek ki okuduğunu anlamıyorsun. Öyle bir problem var. Yeni nesil soru kitapların içerisinde bol bol var. Onlar kitaplardan konuyu öğrenmemiş adam. Adam tahtaya maymun resmi çizdi hasta kalıyor. Aa, adam maymunlu soru yapmış yeni nesil. Ulan sen daha çözemiyorsun ki toplamayı yapamıyorsun ki sen. Önce konuyu öğren tamam mı? Bak konu ondan sonra yeni nesil manyaklığının içerisinde boğulup gidersiniz. Birçok hoca o manyaklığın içerisinde boğuldu. Ne yapacaklarını bilmiyorlar şimdi. Tamam mı? O manyaklığın içerisinde boğulmayın. Geçen senenin sorularını bir inceleyin bakalım. Kaç tane görselli soru var? Öyle her tarafa resim koyuyor. Adam öyle resim resimle işimiz yok. Resmi kapattığında soruyu çözebiliyorsan o yeni nesil menesil değildir ha. Herkes koyuyor. Daktilo koymuş adam. Soruyla alakası bile yok. Daktilo yazan Ali Efendi diyor. Yukarıda daktilo var. Ya bunlar yeni nesil falan değil. Tamam mı? Sinirlendim birdenbire. Şimdi Akif'in bankaya olan borcunu ödeme tablosu verilmiştir. Tamam mı? Ee, borcu kaçıncı ayda bitmiştir? Sorunun yanında şunlar yazıyor. Ben yazmadım da işte her seferinde 20 lira artacak şekilde taksitleri artmaktadır falan diye yazıyor. Ben yazmadım. İşte nesil soru dediğiniz soruları böyle tahtada olmuyor onlar. Tamam mı? Onlar soru kitabının içerisinde bir sürü var. Şu anda piyasada bulabileceğiniz en e, şey, kita, şey kitaplardan bir tanesi ayda kitaplarından bir tanesi altın kitap. Onun içerisinde hepsi var zaten. O yüzden konu anlatımının içerisinde Maymun resmi arama. Tamam mı? Eşek resmi de arama. Daktilo da arama. Yok onunla. Hadi bakalım. Borcu kaçıncı ay bitmiştir diyor. Şimdi bak ne yapmış? 200'den başlamış. 20'şer artarak gitmiş. Toplam 3720 lira borç ödemiş. Buna göre borcu kaçıncı ay bitmiştir? Bak bunu diziye dönüştürsen. A biri vermiş kardeşim bu soru sana. 200'müş. R'yi de vermiş. Daha ne versin adam ya? Bir sonraki ay 220 ödemiş mi? Aradaki fark R işte. R'miz kaçmış? 20. Bir de toplamı vermiş. Esen kaç taksiti olduğunu bilmiyorum ama. Kaç taksiti olduğunu bilmiyorum. Esen 3720. Ha, ben bu soruyu sınavda çıksa karşıma böyle çözmem mesela. Formülle çözmem. Yazarım ha böyle. Amele gibi yazarım. 200 çünkü küçük. 200. 240. 260. 280. 300. 320. Bir toplarım bakarım ne oldu. Ondan sonra giderim 340. Kaçıncı ay bittiyse 1, 2 sayarım biter iş. Ha, biz öyle yapmayacağız tabi. Biz normal çözümümüzü yapalım. Şimdi burada ilk n terimin toplamı esen eşittir n çarpı a1. a1 kaç? 200 artı an yazacağım buraya. an diye yazmayacağım ama an yerine ne yazacağım? a1 artı n eksi bir tane r yazacağım. R'miz kaç? 20. Tamam mı? Yani oradaki sayı hep a1'e dönüşecek aslında. a1 artı dağıt burayı da 20 n eksi 20 bölü 2. İşte buradaki sn dediğimiz kaça eşitmiş? 3720 eşitmiş. 3720 eşittir n çarpı. Şimdi şuraya bakalım. Burada ne var? E A1'imizde kaçtı? A1'i de yazalım yerine. A1'imizde 200'dü. Tamam mı? A birimizde 200'dü. 200. 220 şey, şey 200 200 400 400'ün 200'e gitti. 380 artı 20 n bölü ne var burada? 2 var. Şimdi şunları 2'ye böl. 3720 eşittir n çarpı 2'ye böldüğüm zaman buradan ne geldi? 190 artı 10 n geldi. Şimdi bir de bunların hepsini 10'a bölelim. 10'a bölünüyorlar. Veya dağıttıktan sonra yapalım hadi bu işlemi. 3720 eşittir. 190n artı 10n kare. Artı 10n kare. Artık ikinci dereceden bir denklem geldi. Onu çözeceğim. 10'a bölerek yazıyorum. 0 eşittir. 10'a böldüm. n kare. 10'a böldüm. Artı 19 bu eksi olarak geçti bu tarafa. Eksi 372 yaptı. Şuradaki 19 en. Şimdi çarpandan ayıracağım. 372 neyle neyin çarpımı bilmiyorum. O zaman şöyle yapacağım. 372 2'ye böldük. 1, 8, 6 geldi. 2'ye böldük. Ne geldi? 80 doğru mu yaptık burası? 180, 360 doğru yaptık evet. E, 372. 2'ye böldük. Buradan ne geldi? Şurası 90 yapıyor. 93 geldi. 3'e böldüm. Ne geldi? 31 mi geldi? Evet. O zaman ne oldu? Bir daha 31'e böleceğiz. 3, 6, 12. Evet. 31 çarpı 12'ymiş burası. O zaman artı 31 ile eksi 12'nin çarpımı n artı 31 çarpı n eksi 32 eşittir 0. O zaman bunu sıfır olduğu zaman eksi 31 olacağı için yani eksi 1 olmayacak. N dediğimiz kaçtır? 12. Yani 12. ay taksidi bitmiş. Kaçıncı ay taksidi biter diye soruyordu. Sorumuzun cevabı 12 olmuş oldu. Yani formülü yazdıktan sonra karışık bir denklem geldi. O denklemi çözdük. Başka bir şey yok soruda. Hadi bakalım. Şimdi 73. sorumuza geldik. 73. sorumuz diyor ki Cemil teli A noktasından başlayıp aşağıdaki gibi bükmektedir. Bak böyle problem kalıbı gibi gelebilir karşına. Her parçanın uzunluğu öncekinden bak ilk bükmüş 2 sonra 5 sonra 8 her parçanın uzunluğu öncekinden 3 santim uzuyor. Demek ki nasıl dizi oluşturuyor? Aritmetik dizi. Şekil toplam 21 parçadan oluşmuş. Yani şöyle 21 parça var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 21 terim var demek ki telin uzunluğu en çok kaçtır diye soruyor. Niye en çok sorduğunu da anlatacağım. Yani bu soru senden aslında S21'i istiyor. 21 parçanın uzunluğunu istiyor. Peki ne vermiş? A1'i vermiş mi? Vermiş. A1'im kaç? 2. R'miz kaç? Her seferinde 3 fazlalaştığı için R3. Bitti. Yaz formülü şimdi. S21 eşittir. 21 çarpı A1 artı a 21 bölü 2. Hepsini yerleştirelim yerlerine şimdi. 21 çarpı a birimiz kaç? 2. a 21'i bilmiyorum ama kenarda bulurum değil mi? a 21 ne eşit? a 1 artı 20 r'ye eşit. a birim kaç? 2. Artı r'miz kaç? 3. Çarptım. 60. Yani en uzun parçamız kaç birimmiş? 62 birimmiş. 62 bölü 2. O zaman buradan 21 çarpı 64, 64'ü 2'ye böldüm 32, ee, 20 ile çarpsam 640, bir 32 daha ekle üstüne 672 gibi bir cevap yaptı. En çok sormasının sebebi şu. Şimdi parça diyor ya son parçayı böyle belki bütün olmaz. Tamam mı? Yine 21 parça olmuş olur. En çok demesinin sebebi son parçanın da bütün olmasını sağlamaktı. Ee, mesela en az deseydi soruda o zaman 20'yi tamamlayıp buradan küçük bir parça bırakırdık. O zaman gerçi tam sayı falan diye söylemek zorunda kalırdı. Böyle sorular karşınıza gelebilir. İki sorumuz daha var. Hadi bakalım. Evet değerli öğrencilerim şimdi geldik 74. sorumuza dedik böyle problem haline getirebilirler soruları aritmetik dizi olduğunu senin anlaman gerekebilir diyor ki verilen müzik aletinde birbirine eşit uzaklıkta ve paralel olan 17 tel vardır diyor şimdi şurası tel değil müzik aletinin tabanı burası 17 tane eşit uzaklıkta diyor yani her aradaki mesafe birbirlerine nedir eşittir ve birbirine paralel durumda toplam 17 tane tel var diyor bu tellerden işte baş en kısa olanını ve en uzun olanını söylemiş. Buna göre baştan yedinci telin uzunluğu kaç olabilir diye sorması lazım. Baştan buradaki mi buradaki mi iki durumu vardır. Şıklarda hangisi varsa o cevap olacak. Şimdi o zaman bu soruda ne vermiş bize? Bir kere eşit aralıklarla gidiyorsa geometri bilgisinden sürekli aynı miktarda büyüyerek gitmelidir. O zaman bu benim neyim olsun? A birim olsun kaç tel vardır diyor. 17 tel vardır diyor. O zaman bu A 17'mdir. Bitti iş. Bak normal aritmetik dizi olduğunu anladıysan bitti. Şimdi A 17 ile A 1 arasındaki bağıntıyı yazdır bana. Selin sen de hadi. Artı kaç R çıkardım? 16 R. Hemen A17'im kaça eşit? 12'ye eşit. A1'im 4'e eşit artı 16 R. Attım karşıya. 8 eşittir 16 R. Her iki tarafı 16'ya böldüm. R eşittir 8 bölü 16. Yani R'miz 1 bölü 2 oldu. Tamam. Şimdi bundan sonra hesap yapmak zorunda değilsin. Her telden sonra 1 bölü 2 uzuyor. Yani burası 4 artı 1 bölü 2. Burası 4 artı 1 bölü 2 dersen 1 olur. Yani 5 yapar. Sonraki tel 5 artı 1 bölü 2. İşte baştan kaçıncı teli istiyordu? 7. Ekleyerek gidebilirsin. Veya dersin ki A7 eşittir. A1 artı kaç R? 6 R. A7 eşittir. A1'im kaç? 4. Artı R dediğim 1 bölü 2 idi. 6 çarpı 1 bölü 2. Şunları sadeleştirdim 3. 4 çarpı 3'ten şey 4 artı 3'ten sorumun cevabı 7 olmuş oldu. Eğer bu yoksa şıklarda ben koydum. Başka bir yerde karşına çıkarsa yanlış yaptım diye düşünme. Buradan da böyle gitmiş olabilir. Yani azalan da olmuş olabilir. O zaman bunu A1 gibi düşünüp soruyu çözersin. O zaman da ne olacak? 12 bu sefer azalarak gidecek. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yaparak sorunun cevabını bulacaksın o zaman da tamam mı? Bunu A1 yaparsan R'si 1 bölü 2 değil eksi 1 bölü 2 çıkacaktır. Tamam mı? Değerli öğrencilerim bir soru daha yazmıştım ama sayının soruları çok sorunun sayıları çok kötü çık denk geldi yanlış kurmuşum soruyu. Soru bankasındaki sorularda karşınızda olmak üzere görüşürüz.